Star Trek 4. sezon 22. bölüm Half a Life. Ve kim geliyor? Troy'un sevgili Diana Troy'un annesi Laksana geliyor. Ama yani hiç biz de hiç bu Bölümleri bir bölüm atlıyoruz değil. biraz. Biraz şey bir karakter ya. Yani komik bir evet. karakter. Yani anladık televizyon dizisi sempatiklik yapacaksınız hep atlıyorduk ama bu bölüm atlanmayacak bir bölüm. Güzel bir bölüm. Bu bölümde e, ya çünkü bu bölümde artık kadının gerçekten e, şeyini de anlıyoruz biraz. Tabii daha enerjik, daha böyle yakın Biraz da hayatını tutunmaya çalışan birisi böyle. Ki böyle insanlar Hı -hı. genelde dışarıda ilk tanıştığında herkese bir şey gelir. Tamam bir, bir sakin ya. Bir tanışalım sonra Hı -hı. adım atarız gibi olursun. Ben de gerilirim yani şimdi açık konuşayım. Hı -hı. Ama sonra da çok severim bu tarz insanları. Laksanay'da ilk kez bence anlamlı bir karakter haline getiriyorlar burada özellikle. Ve evet. Çünkü bir doktorla ki Timuçin diye isim geliyor. Evet Timicin, Timuçin, Timuçin. Timuçin tipi de var adamla bu arada. Aynen. Çok bence özel şey yapmışlar. esindenmişler yani öyle bir tipten. Aha. Doktor Timuçin geliyor gemiye. Aslında Kaleon 2 gezegenini kurtarmak istiyor ama başarılı olamıyor deneyinde. Ve sonra da ölmek üzere gezegenine dönecekken olaylar gelişiyor. Bayağı ise işte, vurucu bir bölüm. Nedir konsept? İşte o gezegenin adetinde 60 yaşına geldiğin zaman eşinle dostunla toplanıyormuşsun. Hadi bakalım güzel sohbeti ne diyormuşsun. Sonra tak ilacını içiyormuşsun ölüyormuşsun. 60 yaş üzeri grupları tutmuyorlarmış. Orada Luxana ile Timuçin'in Timuçin zaten bunu neden yapmalısın yapmamalısın konusunda yaptıkları tartışmalar. Ee, yine dünyanın en önemli konularından bence bir tanesi ve çözülememiş konularından bir tanesi. Yani Twitter'dan bakarak senaryo yazan yazarların yakalayamayacağı konulardan bir tanesi. Yani çünkü evrensel bir konu. Yaşlılık. Evet abi, yani zor, zor da yani. Kaç yaşına gelirsek gelelim yaşlılık konusu anladın mı? Kaç yılına gelirsek gelelim. 5000 sene yaşına da gelse insanlık yaşlılık konusu bir konu olarak kalmaya devam edecek. Ee, bu tarz evrensel konuları yakalayıp işlemeleri çok önemli. Türkiye'de de şey çok bir problem. yani işte bir yerde tüm 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 şeylerden bahsediyor ya. Biz diyor eskiden diyor yaşlılar diyor ölene kadar diyor beklerdik diyor. Aileye diyor yük olur diyor. Fonksiyonel bir parçası olamaz toplumun diyor. Devlete yük olur diyor. Yediğinden fayda alamaz. Topluma bir şey katamaz. insanlara bir şey katamaz. O yüzden diyor biz artık bu prensibe geçtik. 60 yaşına gelen içsin ilacını kalksın gitsin. Yani şimdi zaten asıl problem olan şey ve bence Star Trek'in bu bölümünde de konunun çözülememesi... İki tarafında haklı ve iki da haksız olması. anladın mı? Şey bir tuhaf güzel. bir durum. Öte yandan Luxon'a diyor ki e yani... Ya biz de yaşlanıyoruz. Yaşlandığımız zaman fonksiyonlarımız bitmiyor ki. Yaşamaya devam ediyoruz. Bu da bir yaşam. E sen, senin... Şu, o lafı çok güzel bence burada. E senin diyor gezegeninin güneşi sönüyor. Güneşi durdurmaya çalışıyorsun. E senin gezegeninin de ömrünün sonu geldi o zaman. Siz de öyle. Kurtarma o zaman gezegeninin yaşamasını. Orada zaten herif de bir şallak mallak olup kalıyor bir. Ya. Orada aklı değişiyor yani. Ve gerçekten orada da çok bariz senaryo şeyi gösteriyor. Ya bu bilim adamı tamam 60 yaşındadır da... Kendi alanındaki en iyi adam bu. Bu evet. adam harcanır mı? Aslan gibi bir adam. Ee, güzel yerde ikiye araya, araya, bırakıyor. Zaten iyi bilim kurgu bence seni böyle arada bırakabildiği zaman daha iyi bir bilim kurgu. Kesinlikle çok zorladı ya. Ya şeyden hani e, ben mesela şeyi söylüyorum kendi kendime. Ya gerçekten elden ayaktan düştüğüm artık gerçekten bir fonksiyonum kalmadı ama sadece yaşayabildiğim. Yani dişimi bile fırçalayamıyorum, tuvaletimi kaçırıyorum. Mesela benim ötenazi hakkım olsun isterim ama bu hak benim olmalı. yani e, Bu bazı ülkelerde var. Bizim ülkemizde yok. Bildiğim kadarıyla Hollanda'da da var. E, tam emin değilim ama sıkmayayım şimdi. E, bu çok zor bir şey. E, ama bu kendi hakkım olmalı. Ama şimdi 60 yaş gibi bir yere sabitleyip bunu bir de kültür haline getirmek. Çünkü dizi şunu da veriyor bize alttan. İşte kızı geliyor timbisinin. Sen beni bu işte e, vedalaşma adını da unuttum. Şimdi kültürüyle büyüttün. İşte biz buna inandık. Ya biraz böyle dini bir bakış açısı. Kararlılık. Aynen. Kararlılık da ismi. İngilizcesini ha. hatırlamıyorum ama. Aynen, kararlılık. Kararlılık öyle bir şeydi. Ee, bununla büyüttün. Biz onun kutsallığını öğrettin. İşte bu bizim artık e, geleneğimiz, kültürümüz falan diye böyle bir beslenmişlik var orada. Bu bence yanlış. Çünkü dediğin konuya geliyoruz adam bu insan değerli. E senin şimdi diyor ki adam beni bugün öldürürsen benim 5 senede yapacağım bir şey senin yerinme koyacakların öğrenecek. Yapacak 10 sene. E sen öleceksin 2 gün sonra. Yani mantıken de yanlış. Kurtulmak istiyorsan bana ihtiyacın var. Yani bu tartışma içerisinde ben şunu düşündüm. Abi Bir de her yaşta yaşlı olabilirsin. Ne demek bu? Yani sporda mesela eskiden 30'u geçtim mi tamam abi diyorlardı. Futbolcular bunalıma giriyordu. Basketçiler yaşlandık abi diyordu. Şimdi 40'a geldi yaş. Ya da işte iş yerleri. Abi 40'a geçtin artık. Genç yönetici bakıyoruz. Niye abi? Yani e bu herifin know-how'u var. Tecrübesi var. Bunları kullanmayacak mısın? Yok yok genç. Neden ucuza çalıştıracak? Aslında başka bir derdi var. Ya da işte e, kaynaklarımız az abi. Şimdi bizim kaynakları tepedekiler çok kullanıyor, aşağıya kalmıyor. Siz gidin falan. Yani her yaşta yaşlı olabilirsin. Hı -hı. E, bu da başka bir tehlike. Bence bunu iyi sorgulamış bu bölüm. E, bir de kültürel bir yerden sorguluyor falan. Çok iyiydi yani. Picard biraz Prime Directive çekip çok dahil olmuyor konuya. Evet. <laughs> Çakal. E, öte yandan. <laughs> Yani Prime Directive çekilecek de bir konu. Yani çekilmeyecek bir konuda değil. Yani neticede zaten tam da federasyon üyesi değil galiba gezegen. Onu kaçırdım ama. Yani şey böyle federasyonla okey çalışıyorlar ama biraz da kendi iç işlerinde çok kapalı bir Ben gezegen yanlış geçmişler. mı hatırlıyorum? Bu Kairon 2 ile ilgili bir olay daha önce olmuyor muydu ya? Sanki böyle federasyon. Yok. O zaman karıştırıyorum onu. Okay. Yani şey genelde ya bilmiyorum. O uyuyorsa ve sen inanılmaz hatırladıysan helal olsun da benim aklımda yok yani. Ya Olabilir. Ben karıştırıyor olabilirim ya. Hafızama çok da güvenmiyorum şu anda. <laughs> şey ilginç yani o yüzden. Yani başbakanın böyle şey demesi bir anda hani kültürümüzü değiştirmeye kalkarsanız ateş ederiz falan noktasına gelmesi bir anda böyle. O da aşırı bir tepki. Yani çünkü yine aslında ilginç gelecek ama mesela işte hep şeyi konuştuk ya. Star Trek'in bir bölümünden genelde Dizi çıkartıyor millet falan diye. Şimdi böyle hatta hatırlarsan bir dizi, dizi film vardı Running Out of Time mıydı neydi? Ben izlemedim de konseptini ben de hatırlıyorum. Justin Timberlake oynuyordu galiba. Şey böyle kollarında saatleri var herkesin. Ölecekleri dakikalar belli. İşte ha. böyle bitecek gibi o kaçıyorlar falan. Böyle, böyle bir şey kalmış aklımda. Ee, yani şey ben Time Out müydü? Öyle de bir ismi vardı. Neyse. Yani şey çok ilginç o yüzden. Öte yandan şöyle düşünelim. Ee, mesela bu film bunu 60 bu, bu bölümde bunu 60 yaş demişler. Şimdi tabi bunlar uzaylı aslında 60 yaş demeleri bence küçük bir böyle şey. hani seyirci biraz daha anlasın, rahat gibi. hissetsin diye evet. 60 demişler. Şimdi uzaylı'nın yaşıyla benim yaşım niye bu kadar birbirine denk? Hani şey gibi de değil. Mesela atıyorum orada küçük bir şey yapabilirlerdi. Ee, atıyorum uzaylı deseydik ya diyor dese ben 120 yaşıma geldim artık ölmem lazım. Yani bir orada sanki şey olacak böyle tamam lan, 120 metre yani bir falan olacak ya böyle. Orada. <laughs> orada uzaylı dese ki ama dese bizdeki hani 120 yaş siz insanların 35 yaş kabul ettiği yaş falan dese mesela. Yani bir de şey ya artık. Daha da ee, tartışma yaratır. Abi. İşte senin dediğin gibi yıllar ilerledikçe ya iyi yaşamış artık. Veyahut da hani e artık yaşı gelmiş şimdi ölüm haberi alırsın hani kaç yaşındaydı denir. 98 falan denir böyle hani ya iyi yaşamış falan evet, gibi. Evet. Hani insanlarda öyle bir şey vardır ya. 50'sinde gitse gençti falan olacak. Yani insanlar da hep o demin söylediğim şey detayını vermek için tekrar aynı şeyi söylüyorum aslında. Gençlik yaşlılık algısı kültürle beraber, sağlık koşullarıyla beraber, daha iyi beslenebildiğimiz, multivitaminlerimi daha çok alabildiğimiz bir geleceğe ilerlememizle beraber değişiyor. E şimdi şeye bakıyorsun, orta çağa bakıyorsun. 30 dedim mi? Zaten 30 yaşına kadar Abi kimse de. yaşamamış. Yaşayanlar da böyle <laughs> falan diye ki 30'unda. Yani sağlıkla bilmem nedir. Ha. Yani böyle yaşlı insan, ak saçlı adam falan mü Böyle hani, o hani ak saçlı adam artık falan <laughs> hani böyle bir şey. Zaten yıllar içerisinde değişiyor. O yüzden bence çok e, güzel bir yere park etmişler bu bölümün senaryosunu. Ve bence yine az konuşmuşlar. Yani bu bölümü bence mesela iki bölüm, üç bölüm. Hani şey İyi falan olmuş. gibi devam ettirebilirlerdi. Bölümün sonunda Timuçin tamam ya ben kıymıyorum canıma ne olacaksa olsun dese. Ondan sonra bir Picard'larda ziyarete gezegene gitse bir baksalar ulan zaten 60'ına geldiğinde ölmemeye karar vermiş insanların ee, kaçtığı, mi, varmış mesela <laughs> yasa dışı böyle bunlar sığınma talep etseler Picard'dan atıyorum ölümün devamı da Picard dese ki ya kardeşim siz 60'da bu insanları öldürtüyorsunuz biz federasyon olarak şöyle bir yasa, yasa getiriyoruz o zaman öl, öl, ölmek yerine federasyonun diğer gezegenlerine göç hakkı verelim mesela dese atıyorum yani. E gitsin abi adam o zaman değil mi? Bir hayat şansı varsa gitsin. gitsin o zaman. Ya. Ama işte kızı geliyor son dakikada duygusal kasıyor. Baba diyor sen bizi büyüttün besledin. <laughs> şimdi kafir mi olacaksın falana getiriyor. Adam da böyle işte bizim de kültürümüz falan diyor. Neticede ölmeye karar veriyor. Kurtaramıyor. Çünkü ya biraz ölmeye karar verip kurtaramaması da devamı çok uzun aslında. Yani adam dese ki hayır kardeşim ben ölmeyeceğim. Hani orada Picard. Orada da aslında şeyle kapatabilirlermiş. Hani Picard böyle ve işte gezegen için gerçekten üzerinde konuşulması gereken büyük bir sorun böylece doğmuş oldu falan diye. <laughs> Tarihe bir notta düşebilirlerdi. Ya da bir sonraki bölümünü çekip hakikaten kültür üzerindeki etkileri de gösterebilirlerdi yani. Ama işte korkuyorlar gerçekten Prime Directive'in. Belki de en kıllı tüylü bölümlerinden biri. Ama bence esas tema burada şuydu. Laksana'nın da bence esas rolü oydu. Ee, bir Betazoid olarak işte bizim de şöyle bir kültürümüz vardı işte. Kafamıza peruk takardık. Bir de kürk mi giyiyorduk diyordu galiba işte hayvan hem hayvanlara eziyetti bu hem bize eziyetti bir de böyle dolanırdık, molanırdık bir şeyler anlatıyor. Ya boktan bir gül, gelenekleri varmış yani ve bir gün biri çıktı isyan etti, başta herkes şikayet etti, olmaz dedi tepki verdi ama zamanla bundan bu değişti diyor. Şimdi zaten o isyancı devrimci kafası aslında çok basit bir şey. Ya yani bunun şimdi bazı ülkelerde biz diyoruz ya bunlar gelenek olarak şunu yiyor, bunu giyiyor falan diye. Değişebilir şeyler abi bunlar zaten döneminin ihtiyaçlarıyla döneminin şartlarıyla çıkmış şeyler biraz da onu anlatmak istiyorum ama karışamıyor da Laksan'a da karışamıyor ee, ama bir yerden de şeyi sokuyor yani kızıyla konuşunca adamın kafasına ya belki bugün e, Timmy'sinle olmayacak bu ama Timuçin'le ertesi gün e, Samtik bir kadının olacak belki ya da başka bir adamla olacak. O yüzden e, bu açıdan o fikri sokması bile değerliydi. Ki hatta şey da şeyde gidiyor. Tamam tamam karıştırmayacağım ortalığı. Sadece duracağım diye gidiyor. Bu açıdan değerliydi. Evet diyelim. evet. Hüzünlü de bitiyor bölüm. Hani evet. sevdiklerinle beraber bitireceksin madem hayatını. Ben de yanında olayım diyor. Yani şimdi bu bölüm ilginç bir şekilde kültürün ve yasaların koruduğu bir ötenaziden. Ama aslında rıza dışı. Yani rıza dışı derken Kültürel olarak senden bekleniyor artık hani bu böyle şey gibi yani. Kabul olması bekleniyor şey gibi. Evli, mesela evlenmesi beklenir ya insanların bizden hani anladın mı? Yaş o oldu da öyle. O da hala bekar hani yani it misin köpek misin falan tarzına geliyor. <laughs> evet ya. Ya çünkü şeyi bilmiyorum mesela hani 60 yaşını geçtim ve arseniğimi içmiyorum diyenlere mesela polis zorla iç şuradan falan diye içiriyor mesela. <laughs> i̇çiriyor belli ki. <laughs> e, çünkü muhtemelen. 60 yaşından sonraki insanlar artık toplumumuzda yok sadece yani gençleri yaşatıyoruz bundan sonra gibi. Adam uzun uzun anlatıyor. Gençlere artık yük olmamayı seçiyoruz falan diyor. E, belli ki bir şekilde 60'ından sonra hani suç belki de yaşamaya devam etmek bunların toplumunda. Muhtemelen. Evet. Ya. Öte yandan yani bir yandan da bence şey konusuyla da önemli. Bu bunu çok işlemiyorlar ama mesela ben ötenazi hakkının insanlara tanınması gereken bir hak olduğunu çok ciddi düşünen bir insanım. Evet, %100 katılıyorum ben. Yani. İşte ötenazi hakları her ülkede farklı çalışıyor. Kimi ülkede gidiyorsun doktora diyorsun ki doktor benim elim ayağım tutmuyor. Ağrılarım var abi. Kötüyüm. Ötenazi hakkımı istiyorum diyorsun. Bazı ülkede doktor hadi peki tamam diyebiliyor. Ee, mesela galiba İsviçre'de yanlış İsviçre'de bilmiyorsun. İsviçre'de olması lazım evet. Yani İsviçre o konuda hala şey gidip böyle ya sikerler ben ötenazi yapacağım falan diyorsun. egel gel falan deyip yapıyorlar. Yani hani şey... <laughs> Rahatça kendi canından vazgeçme imkanı galiba İsviçre'de vardı. Kimyasal ötenazi falan uyguluyorlar. Mesela bizimki gibi ülkelerde asla yok. yok. Katolik inancında mesela asla yok. Direkt cehennemliksin falan. Ee, Gömülen yani de şey, şart. Yani. Bu, bu Robin Williams'ın ölümünden sonra bayağı konuşuldu bu arada biliyor musun? Ne o? Ee, Robin Williams biliyorsun işte hani... Milyonları evet. güldürdü yıllarca, güler yüzlü güzel abimiz falan filan. Sonra intihar ettiği açıklanınca çok sevenleri üzülmüştü. Sonrasında şu şey ortaya üzüldü. çıktı ki e, bir şey hastalığı varmış Robin Williams'ın. E, bunama hastalığı ama hmm. Disease mi farklı bir ismi var hatırlamıyorum şimdi. Doğru hatırladım muhabbeti. Evet. Beyin fonksiyonları çok hızlı kaybedip e, sanrılar görmeye, olmayan şeylere inanmaya falan başlıyor. Alzheimer gibi değil yani unutkanlık, bunama falan gibi değil. Demans mı acaba? Mu? Değil değil işte. Değil, Demans daha değil, daha Alzheimer değil, bunama değil yani şey gibi. Peşimdeler geliyorlar falan oluyorlar böyle bir yandan. Bu paranoya tetikleyici bir hastalığı varmış. Ee, o yüzden intihar etmiş. Yani hmm. o, Ve bu otopsiden sonra ortaya çıkıyor. Çünkü bu hastalık şeklinden şüphelenebiliyormuş doktorlar. Ama otopsi yapılana kadar yani beyin açılıp bakılana kadar şeyi anlamıyorlarmış. Bu hastalığa sahip olduğunu net teşhisini koyamıyorlarmış. Robin Williams'a da tuhaf tuhaf paranoyalar başlamış. Bakmış çevresine yük oldu. Yani daha doğrusu öyle anlatıyorlar artık. Anladım. Kendisi seçmiş bu yöntemi diye anlatıyorlar. Sonra otopsisinde anlaşılıyor ki gerçekten bir hastalık. hastalığı varmış beyninde. Beynindeki hastalıktan ötürü artık paranoyalar, sanrılar görmeye başlamış. Yani şey Çok üzücü 48 mi? saatte bir yeni bir realiteye inandıkları bir döngüye giriyormuş bu insan. Oha ne diyorsun ya? Evet Doğru. evet sert bir hastalık. Bu Robin Williams'ın ölümünden sonra daha çok konuşuldu. Sonra da şu konuştu. E abicim bu adam niye kendi canına kıydı? Çünkü kendi canına kıyma psikolojisi iyi bir psikolojimi Ne yaptı kim bilir? Yani evinde Çok daha hazırlanıp, toparlanıp... tabi tabi. Yani evinde hazırlanıp toparlanıp hadi bakalım ben kendi kafasını ateşmedi kendini mi kesti bilmiyoruz ki. Niye yaşadı bu insan bunu? Yani bu insan sıkıntısına gelmiş. Yaşı da ileride gitse bir tane avukatıyla yasa şeyini. Kime ne malını bırakıyor. Sonra da buna bir enjeksiyon yapsanız bu huzur içerisinde hastanede ölüverse daha iyi değil miydi dendi. Ötenazi konusu bayağı konuşuldu Amerika'da o dönemde. E Amerika'da da çünkü şey varmış. İşte sadece ölümcül hastalığın olduğu teşhis edilirse o zaman. ve bu ölümcül hastalığın sana da acı da veriyorsa ötenazi hakkını doktor sana verebiliyormuş. Verebiliyormuş. verebiliyor. Alman yani. çok zormuş. Tabii doktora gidip şey demen gerekiyormuş. Aman He. doktor canım doktor. Derdime bir enjeksiyon falan demen gerekiyormuş yani. Of çok tatsız. Valla ötenazi hakkının ben insanların elinden bu kadar alınmış olmasından biraz rahatsız olan bir kişiyim açıkçası ya. Çünkü burada açıkçası gerçekten şeyi düşünüyorum. Yani oy verebildiğimiz <laughs> ve vergi verebildiğimiz sürece acılar içerisinde bağırarak yaşamızı istiyorlar bence. yasak koyanlar da bütün, bütün sebebi bu. Yani şey gibi bir dünya yok. Tabii üç kişi şey götürüyorsun. <laughs> şeyden, şeyden çok korkuyorlar abi işte bence ötenazi konusuyla ilgili gerçekten. Vay işte çocuk 16 yaşında mesela ülkede işsizlik almış, yürümüş, dolar 80 TL olmuş atıyorum şimdi Zimbabwe'de mesela. Tabii. Anladın mı yani kötü ülkeler var ya dünyada. Olabilir. Gençliğin umudu yok, gençliğin şey yok, hayali yok, hiçbir şey yok. E adam orada demez mi? Yeter kardeşim, verin bana ötenaziyi. Ben istemiyorum deyip. Yani <laughs> böyle bir hak tanıdığın anda çok fazla insan eğer sen devlet olarak insanlarını mutlu tutamıyorsan, umutlu tutamıyorsan, onlara iyi bir hayat bahşedemiyorsan bir sürü insan diye bir ki ya kardeşim yeter ya. Yeter. Yeter artık. Joker filmindeki Joker'e döndük. Yeter diye. Bir <laughs> Bundan çok korkuyorlar Enough. işte. Yani insanları, insanların huzur içerisinde ölmelerinden ziyade bok gibi yaşamalarını tercih ediyor bence. Ee, Ötenazi hakkının bu kadar insanlardan alınmış bir şey olmasının sebebi bence bence tümüyle bu yüzden yani. Olabilir ya. Yani tabii bunun bilmiyorum. Bunu, mesela karar veren devletler şuna da bakıyor mu acaba? Ya yani biz bu kararı verdik de bu böyle bir histeri durumuna gelebilir mi? Ulan bunun önüne alamıyor. Bir anda böyle düşünsene 500 bin, 1 milyon kişi. Ötenazi istiyoruz ulan falan diye bir anda gidebilir mi? Yani bunun da biraz sınırları tuhaf ama ben de bu hakkı dediğim gibi abi, yani isterdim açıkçası. Yani elimin ayağımın tutmadığı noktada bir şey yapamadığım noktada isterdim yani. Abi ama işte histeri haline gelir. Niye gelir biliyor musun? İntihar haberleri yapılmıyor artık. Yasaklandı. Yapmayacaksınız evet. intihar haberleri dendi. İki sene öncesi de Türkiye'de ne biçim intihar haberleri duyuyorduk. O gencin değmedi. Canına kıydı. Her yerde. Oğlunu okutamadı. Canına kıydı. Oğlu öldü. Canına kıydı. Polisler de şey çok ki, çıkıyordu. Hatırlarsın belki. Çok fazla evet. polis intiharı başladı. Asker, polis yani şey gibi değil ki. FETÖ davasından açığa alındı. İş vermediler. Canına kıydı. Şimdi bu haberlerin yapılması kimsenin hoşuna gitmiyor. Öte yandan bu insanların ölmesinin suçu ne psikolojik ne dinle alakalı. Ne bir şey. Yani sen devlet olarak insanların mutlu ve huzurlu yaşamasını sağlayamazsan insanlar da diyor ki ben canım akıyım Yani tamam. e, orada da ötenazi hakkı vermiyorsun. Ne oldu? Millet kim bilir ne şartlarda intihar ediyor. Binler binlerce bir sürü travmalar yaşanıyor. Ortalık karışıyor. Yani bence medeniyet ve ölüm hakkı bence paralel iki konu. Yani benim aklımda hep öyledir açıkçası. Aynen. Bu bölümde birazcık ucundan buna dokunmuş ama isteyerek ayrılmak veyahut da yaşladık gençlik üzerinden yapmış bunu. Bence kesinlikle bir bilim kuruğu konusu olarak da şey işlenebilirdi yani. Gencinden yaşlısına herkesin ötenazi hakkının olduğu bir toplum nasıl bir toplum olurdu acaba? Tabii canım kesinlikle olmalı ya. Hatta şey de işte zaten Star Trek şu anda hani öyle çok şeye girmiyor. Sadece data üzerindeyiz de insan hayatını uzatma uzadıkça ne hale geleceği falan onlar da bir noktada bu konunun parçası Tabii, yani. bir de o var. Yani parası olan insanlar 160 yaşına kadar yaşamaya başlarsa altı karbon işlemişti onu mesela. Evet. Yani Güzel. zenginlerin bir noktada hızlıca geberip gitmesinin dünyaya aşırı faydalı olduğuna <laughs> değiniyor altın karbon. Yani <laughs> i̇şte bak bu konu bu aslında değil mi? <laughs> şey gibi abi çünkü işte Trump böyle hastalık, abi Trump korona oldu veyahut da işte bir takım başka isimler korona oldu falan deniyor da böyle bir anda ne? Falan millet böyle... <gülüyor> 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 millet seviniyor ya. Sonra hemen en iyi tedavi metoduyla ile şey yaptılar. Başkasından aldıkları antijeni bastılar. Böyle robot gibi. <laughs> hiçbir şey olmadı ya. <laughs> çünkü parası var ve konumu var yani öte yandan millet metrobüste SSK'sı kesilmiş Joker gibi dans ederek ölüyor Aynen. falan filan neyse ölümle alakalı bir bölüm olduğu için millet inşallah çok tetiklenmemiştir ama evet, biraz karanlık ee, bir bölüm çok neşeli gözükse de. <laughs> evet evet ya yani biz de biraz şey konular konuştuk yorucu konular konuştuk ama Öte yandan Tanks Bilim Kurgu bu tarz konuları bize konuşturttuğu Kesinlikle. için. Kesinlikle. Bu bölümü de izleyin bir sizi de kesin düşündürtecektir yani. Deyip kapatıyorum o zaman ekleyeceğim bir şey yoksa. Yani şöyle bir şey ekleyeceğim. Öte nazinin içerisindeki nazi kelimesi bence biraz imajına ters. <laughs> Ahirette bu arada. Hani, öte çiçek, öte hayat falan gibi daha minnoş bir isme geçseler daha çok satışlar atarız. <laughs> Öte nazi için şey gibi. Hitler nazili zamanda doğru yapamadı. Hakiki nazili biz yapacağız. <laughs> Öte nazi olacağız biz falan gibi hani böyle. Oo herif herif naziden de nazi. Ben böyle. <gülüyor> <gülüyor> en nazi böyle geliyor. <laughs> daha da nazi herkesten <laughs> <laughs> Hayat sonlandırma asistanı falan tutacağız bir tane. Öyle daha böyle günümüz şeylerine öte, öte, seyahat falan. Seyahat olabilir. olabilir. Doğru. Ha, evet. Son <laughs> yolculuk falan. <laughs> Aa Bir bunu şey tematik ya. de yapabiliriz. Siz de gri gitmek istemez misiniz? Gandalf kostümlü adam geliyor falan. Tabii. <laughs> Bazı bilim kurgu evrenlerinde görürsün onu. Ötenazi hakkını böyle satan şirketler var. Hani bizimle birlikte gidin diğer hayatta. Ha, evet. İşte atıyorum <laughs> Apple ötenazi. Hani temassız böyle yani 169 dolar böyle alıyorsun böyle oh, tek tıkla gidiyorsun. böyle. It just works. Böyle <laughs> Hiç dokunmadan ödebilirsiniz. Aynen. Temassız <laughs> wi <-Fi 'yle. gülüyor> o zaman görüşürüz kendinize görüşürüz arkadaşlar bay bay